Merhabalar. Sysmys iklimlendirme olarak bu videomuzda sizlere No1 paketimizi inceleyeceğiz. Paket içeriğimizde 1 adet ana makina, 10 metre basınç borusu, 10 adet ayarlı nozul, 10 adet duvar klipsi, 2 adet kör tapa, 1 adet pat bölücü T ve 1 adet vanadan çap 8 boruya hızlı bağlantı aparatı bulunmaktadır. Ürünümüzün su grubu bağlantıları oldukça basittir. Paketten çıkan bir tarafı yarım parmak, diğer tarafı 8'lik boruya hızlı bağlantı aparatını vanaya takmak için yarım parmak vanaya sahip olmalısınız. Eğer yarım parmak vananız yoksa internet sitemiz üzerinden veya herhangi bir tesisatçıdan tedarik edebilirsiniz. 1/2'lik vanamıza çevirerek takıyoruz. Bir anahtar yardımıyla da sıkabiliriz. İyice sıktıktan sonra paket içeriğimizden çıkan basınç borusundan çeşmeden su girişi yazan kısmı hortumumuzu bağlıyoruz. Hortumun boyu 1-1,5 metreye geçmemesini öneriyoruz. Bastırdıktan sonra su giriş bağlantımız hazırlanmış oluyor. Cihazımızın su giriş grubu bağlantılarını yaptıktan sonra su çıkışı için ise su girişinin tam arkasında bulunan su çıkış hattına borumuzu takıyoruz. Bastırarak ardından ilk nozula kadar uzatıyoruz. Nozullarımızı belirlediğimiz aralıklarla atıyoruz. Nozulun kısaca nasıl bağlandığını göstermek için ise borumuzu kestikten sonra uçlarını ısıtıyoruz. Ardından nozulumuzu bastırarak yerine oturtmuş oluyoruz. Hattımızı sonlandırmak için ise son püskürtmenin olduğu noktada küçük bir boru keserek yine tekrar boruyu ısıtıyoruz. Son nozulumuza da boruyu oturtturduktan sonra paketten çıkan kör tapayla hattımızı sonlandırmış oluyoruz. Eğer hattımızı ikinci bir farklı noktadan yürütmek istiyorsak belirlediğimiz noktadan borumuzu keserek paketten çıkan T'yi hattımıza takıyoruz. Ve diğer uçtan da istediğimiz tarafa doğru diğer boruyu yürütüyoruz. Yine aynı işlemler onun için de gerçekleşiyor. İkinci kör tapamıza da o hattı da sonlandırdıktan sonra su çıkışı bağlantıları tamamlanmış olmaktadır. Su grubu bağlantılarımız bittikten sonra sistemin çalıştırılması için ana ünite prize takıldığında ve start tuşuna basıldığında nem kontrol cihazı otomatik olarak nem değerini ölçmeye başlar. Aynı zamanda fan kontrolleri için koyduğumuz zamanlayıcı enerjilenir ve çalışma süresini saymaya başlar, ardından durma süresine geçiş yapar. Cihazımızın fan kontrol özelliği ise fanımızın veya fanlarınızın yan tarafta bulunan prize fişini takarak üzerinde bulunan zamanlayıcıdan çalış ve dur ayarlarını yaptıktan sonra fanlarınız kontrol edilmeye başlanabilir. Biz şu anda 5 saniye çalış, 15 saniye bekle ayarını yaptık. Dilerseniz 1 saniye ile 99 saat arasında belirlediğiniz zaman aralıklarıyla çalıştırabilirsiniz. Nem kontrolü ise nem kontrol cihazımıza girdiğimiz maksimum değere ulaşana kadar şehir şebekesinden aldığı suyu püskürtücü uçlarımıza ileterek durmaksızın aralıksız bir şekilde püskürtme yapmaya başlar. Ta ki belirlediğimiz maksimum nem seviyesine gelene kadar bu işlem devam eder. Maksimum seviyeye geldikten sonra makina kendini kapatır. Ardından yine bizim belirlediğimiz alt değere gelene kadar bekler. Alt değere geldikten sonra tekrar nem seviyesini yakalamak için çalışmaya başlar.
cihazımızı çalıştırıyoruz. Nem kontrol cihazına istediğimiz üst değere giriyoruz. Nem kontrol cihazı ayarları sitemizde bulabilirsiniz. Ardından püskürtme işlemimiz başlamıştır. Şu anda nem değeri %60. Bizim belirlediğimiz %75 değerine gelene kadar püskürtme devam edecektir. %75'e geldiğinde püskürtme duracaktır. Nozulların üzerinden kafalarını çevirerek püskürtme açısını ayarlayabilirsiniz. Çeşme basıncınız ne kadar kuvvetliyse o kadar güzel bir püskürtme alacaksınızdır.